Herkese selam arkadaşlar. Canva'da bugün kalp vizini nasıl yapabiliriz? Hızlı bir şekilde kalp vizini nasıl yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğim sevgili dostlarım size. Hatırladığınız gibi önceki videoda logo nasıl yapılır? Hızlı bir şekilde logo yapmıştık. Bir fotoğrafçı logosu yapmıştık. Şimdi bunun kalp vizini yapalım. Kalp vizini nasıl yapabiliriz hızlı bir şekilde Canva'dan? Bugün bunları inceleyelim sevgili dostlarım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Canva'ya geçiyoruz. Evet sevgili dostlarım, hatırladığınız gibi dün Canva üzerinden logo yapmıştık. Bugün ise Canva'dan kart vizit tasarlayacağız. Yine hemen tasarım oluştura geliyoruz ve kart vizit yazıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi kart vizit, kart vizit dikey, kart vizit kare. Biz normal klasik bir kart vizit yapalım. Gördüğünüz gibi pek çok şablonumuz burada mevcut sevgili dostlarım. Fotoğrafçılık için olan kart vizitler var burada. Bunlara bakalım. Belki işimize yarayan, beğendiğimiz bir şey olursa bunu kendimiz için uyarlayabiliriz sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi pek çok seçeneğimiz mevcut. Bunların arasından bize en yakın olanı, en beğendiğimizi seçebiliriz sevgili dostlarım. Mesela şu logo gayet hoş duruyor. Gördüğünüz gibi farklı bir tasarım. Bunu kendimize uyarlayabilir miyiz? Deneyelim sevgili dostlarım. Kameramız burada. Tam bir fotoğrafçı olduğumuzu belirten çok güzel bir şey. Zaten biz de freelance fotoğrafçıydık. Burada arka planı bence değiştirmeliyiz sevgili dostlarım. Neden değiştirmeliyiz diye soracak olursanız logomuzu hatırlayalım. Bu arada ben dün logomuzu Illustrator üzerinden arkasını PNG şeklinde yaptım. Yapması oldukça kolay. Siz de hemen kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde bir logomuz vardı. Buradaki temel renklerimiz sarı ve siyah sevgili dostlarım. Bence bunun için biz kendi ana logomuzda da sarıyı tercih edebiliriz. Bakalım sarı nasıl duracak sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi bence çok daha güzel oldu kırmızıya nazaran. Sarının tonlarını burada görebiliriz. Bu ton bizim tonumuz. Farklı, çok kreatif bir kartvizit. Bu benim çok hoşuma gitti aslında. Burada hemen ismimizi değiştirelim ve aşağıya freelance fotoğrafçı yazalım. Evet, freelance photographer. Bunu yurt dışına yaptığımızı varsayalım. İsmi de değiştirelim. Farklı bir isim kullanalım. Hangi ismi kullanabiliriz? Yani ismimiz de Max Bright olsun. Biraz İngilizvari, tatlı bir isim oldu. Bence buradaki sevgili dostlarım kendi şeylerimizi uyarlamalıyız. Logomuzun yazı stiline uyarlamalıyız. Dün Barlow'u kullanmıştık. İsmi Barlow Bold yapabiliriz ya da Barlow Black. Barlow Black daha güzel oldu ve freelance'ı da Barlow Light yaparsak bence muhteşem olur sevgili dostlarım. Ya da evet, Barlow Medium'u da tercih edebiliriz. Bence burası çok güzel oldu Max için. Bunu biraz daha büyütelim ki Max'ı hemen hatırlasınlar, tanısınlar sevgili dostlarım. Ondan sonrasında ise şablonlarda ikinci sayfamız da var. Bunu da hemen bu şekilde buraya koyalım. Ve bunların da rengini kendi logomuza göre uyarlayalım sevgili dostlarım. Bu kısmı sarı yapalım hemen bir önceki gibi ve bunları değiştirelim. Buraya bence kesinlikle ama kesinlikle logomuzu eklemeliyiz, kendi logomuzu. Bu grubu çözelim, dağıtalım bu grubu. Önce hemen logomuzun PNG'sini yüklemelerden ekleyelim sevgili dostlarım. Bunu şu şekilde bence bu köşeye koyabiliriz. Photo House'un logosunu buraya koyduk. Bunu kaldıralım. Buraya bir mobil telefonumuzu yazalım. Numara aynı şekilde kalsın, zaten bu fake bir numara. Adresi hemen kendimiz değiştirelim yine. Adres de aynı şekilde kalabilir. E-posta. Bunu e-mail yapalım yurt dışı olduğunu varsaydığımız için. E-mail. max@photohouse yapalım. Ve websites. Bunu da yine Photo House yapalım sevgili dostlarım. Bence bunların yazı şeklini yine değiştirmemiz lazım. Barlow yapmamız lazım ki bir bütünlük sağlayalım. Barlow Medium'u yine burada kullanabiliriz sevgili dostlarım. Bunu bir tık daha büyütelim, bence daha hoş duracaktır. Evet, bunu biraz büyüttük. Burayı less contact yapalım.
Bunun renginin sarı olması gayet önemli logomuzla uyumlu olması için hemen sarımızı seçtik. Bunu yine Barlow Bold yapalım ya da Barlow Black yapalım. Evet, Black daha hoş. Birazcık büyütelim. Yana doğru gerdirelim. Gayet şık oldu sevgili dostlarım. Dikkat çekici, hoş bir logo oldu. Bunu yine birazcık daha büyütebiliriz buraya doğru. Boşluk kalmaması için. Ve bence tabii ki de en önemli şeylerden birisi sosyal medya hesaplarımızı eklemek olacaktır. Bunu bir tık aşağıya alıp hemen şu kenarıya sosyal medya ikonlarımızı koyabiliriz. Bunu nasıl yapacağız sevgili dostlarım? Bunu da yine social media icons yazdığımız zaman görsellere basalım. Ve buradan alalım hemen sevgili dostlarım. Buradan Facebook'u aldık, Instagram'ı aldık. Ondan sonrasında buraya bastığınız zaman bunların hepsini renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Bazılarının diğerleriyle oynayamıyorsunuz sevgili dostlarım. Buradan bunları aldık. Başka hangi hesabımız olabilir? Ya da Facebook ve Instagram bizim için yeterli mi? Bence YouTube'u da alalım. Ve bunları birazcık küçültelim sevgili dostlarım. Bunları mesela bu şekilde gruplandırırsanız bunlarla oynamazsınız. İşinize karışmazlar yani. Sizin için oldukça kolay olur sevgili dostlar. Hemen şuradan kilit tuşuna bastığınız zaman işiniz daha da kolaylaşmış olur. Instagram ve Facebook'u böyle üst üste koyalım. İkisini aynı anda seçelim ve aynı şekilde küçültelim sevgili dostlarım. Oranları şaşmasın ondan sonra. Bunu da hemen kilitleyelim. Kilitledik bunu da gördüğünüz gibi. Ve geldik logomuzu buraya çektik. Bunu buraya çektik. Gördüğünüz gibi hizalandılar. Birazcık daha küçülttük. Evet. Ve kaldı YouTube. YouTube'u da küçültüyoruz. Ve alıyoruz. Evet sevgili dostlarım. Tekrar üçünü seçelim. Ve yine küçültelim. Bunları da hemen bence gruplandırmalıyız. Bunları bir grup yaptık. Ve rengini, logomuzun rengi olan sarı yapalım tekrar. Daha dikkat çekici, daha hoş dursun. Ve muhteşem. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada buradaki TR'yi hemen kaldıralım. Çünkü yurt dışına yaptığımızı varsayıyoruz. Hatta adresi de değiştirelim bence. Daha gerçekçi olsun, daha hoş olsun. .com adresi de Bright Street yapalım. Var şöyle bir adres. No 7 Manchester. Bence gayet güzel bir adres. Evet, burayı yaptık. Şimdi ne kaldı sevgili dostlarım? Tabii ki de sosyal medya hesabımızın adını yazmak var. Hemen @photohouse yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu medium yapabiliriz. Bunu light yapalım bunu sevgili dostlarım. Küçültelim. Basalım sarıya ve çekelim buraya. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş oldu bence. Başarılı bir logo. Bence Max Bright da kesinlikle bu logoyu beğenir sevgili dostlarım. Güzel ifade olan, renk olarak hoş olan bir logo oldu. Buradaki siyah bir tık daha evet farklı bir renk olabilirmiş. Ya da arka planı beyaz yapsak nasıl olur derseniz bir de onu deneyelim. Yok, kesinlikle bence siyah daha hoş duruyor. Tam siyah değil, biraz fümemsi. Photohouse yazısı da okunuyor zaten sevgili dostlarım. Bence gayet şık bir logo oldu. Bu sayfayı hemen çöpümüze atalım. Gördüğünüz gibi Max Bright güzel bir fotoğraf, freelance fotoğrafçı ve onun yanı sıra Photohouse sevgili dostlarım. Siz de Canva üzerinden kartvizit yapmak istediğiniz zaman ister kendiniz sıfırdan bir tasarım oluşturabilirsiniz, isterseniz hazır şablonları kullanabilirsiniz sevgili dostlarım ve ortaya kesinlikle ama kesinlikle mükemmel çok güzel sonuçlar çıkartabilirsiniz.
Yani evet, biraz daha uğraşırsanız sonuçlar daha farklı olacaktır, daha güzel olacaktır. Ama şimdilik gerçekten işiniz aceleyse, hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız bu şekilde bile çok güzel kartvizitler, çok kreatif kartvizitler tasarlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.